Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz evden çıktık. Bugün torunumun doktorda randevusu var. Bildiğiniz gibi hastaydı. İlaçlarını bitirdik. Biz bugün son gündü. Tekrar kontrolü var. Virüsü inşallah düşmüştür vücudundaki. Oradan da daha doktora zamanımız var. Benim evde halıya ihtiyacım var. Oturma odamın halısını Tuğan'a bir şeyler döktü. Bir de rahatsızdı. Kirlendi. Burada malum yıkatmak da çok tutuyor. O yüzden halım da biraz eskimişti. Onu yenileyeceğim. Eğer çekebilirsem sizlerle de paylaşırım. Oradan da doktora geçeceğiz inşallah. Bakalım bizi nasıl bir gün bekliyor. Bu arada ben dışarıda bekliyorum. Çocuklar arabayı garajdan almaya indiler. Ben de dışarıda bank vardı, orada oturuyorum. Onların arabayı çıkartmasını bekliyorum. Hava da bugün güneşli, serin ama güneşli. Şöyle güneşin tadını çıkartayım biraz dedim, oturdum banka. Sizlere şöyle etrafı da göstereyim. Burası bizim evin. Bir bina üstü. Şu şekilde. Aşağıda arabaların geçtiği yerde de bizim binamız. Şu görünen köşede, şu uç köşedeki yerde benim kızımla oğlumun gittiği ilkokulları. Şöyle. Girişi buradan okulun. Evimiz de alt taraftaydı zaten. Biz şimdi geldik, Masum'a geldik. Bir buradaki halılara bakacağım. Eğer beğenirsek buradan alacağız, beğenmezsek daha başka yere bakacağız. Görünmesinde sıkıntı yok sanırım. Halılar böyle, çeşit çeşit. Bunlar akriliktir, toz yapmaz, alerji yapmaz. İran'dan getirdiğimiz koleksiyon. Efendim, güzel kaliteli, akrilik yün. Uzun yıllar kullanacağınız modeller. Anadolu motifleri bunlar, hep renkli Anadolu motifleri. Seninkini ben alayım, ben sana yine alalım. Şöyle, hepsi 12 metrekareye kadar seti var elimizde. Bu halıyı aldım. Şöyle çıkartıyorlar. Halımızı hazırlıyorlar. O arada ben size şu beğendiğim sunum tabaklarını göstereyim. Çok güzeller. Çok gösterişliler. Ama çok güzeller. Çok benim tarzım değil. Ben genelde çok sade severim. Ama sizlerle paylaşmak istedim. Şunlar da var. Bunlar daha sadeler. İndirim varmış hep bunlarda da. Biz halımızı aldık. Oradan da oraya yakın bir ikinci el dükkanı var, eskici diyelim. Ben kızımla, ya kızım da ben de çok seviyorum böyle yerleri gezmeyi. Fırsat bulmuşken bir de orayı gezelim dedik. Kızımla bir turlayalım. Buranın girişi böyle. Burası bayağı büyük. Bakalım içeride çekebileceğiz mi? Thank you.
şöyle biraz göstereyim size. Bu arada burası çok kalabalık. Bugün burada bir konferans varmış. O yüzden aşırı kalabalık var. Gelmişken bir turlayıp çıkacağız. Bunlar güzelmiş mesela. Kristaller. Şu da çok değişik. Ben seviyorum böyle eski şeyleri. Yani bakmayı, her şeyi daha farklı geliyor. Ne bileyim, bir yaşanmışlık varmış gibi. Hani alıp kullanmayı sevmiyorum çünkü onların enerjisi farklıdır. Kullananlar var, buradan gelip alanlar var. Almayı değil ama ben de böyle gezmeyi çok seviyorum. Belki benim gibi sevenler varsa onlara da böyle göstermek istedim. Mesela şu taşlar çok ilginç. Böyle oyuncak tarafı da var. Oyuncak, çocuk arabası, yine her şey var yine burada da. Şöyle 50 centmiş mesela. Almanlar mesela böyle şeylere çok para vermiyorlar. Onlar çok gelip buralardan alıyorlar. Burada da tahta oyuncaklar var. Bu arada eskici ama her şey de eski değil. Bazıları paketinde. Yine uygun fiyata. Kullanılmamış. Paketinde olan eşyalar da var. Biz mesela Tuana'ya buradan birkaç defa değişik puzzle, o puzzle oynamayı çok seviyor. Değişik puzzle vardı paketinde. Onlardan aldık. Çocuk oynadı. Hani hiç kullanılmamış. Öyleleri de var. Ha bak, şu yukarıdakiler gibi. Böyle kapanan oyuncakçı ya da işte öyle yerler, buraya getirip bırakıyorlar. Yardım amaçlı. Bunlar da satıyorlar. Parasını yine yardıma ihtiyacı olan yerlere veriyorlar sanırım. Şöyle rolleler var. Çeşit çeşit mi? Çocuklar için Kinder Seats var. Çocuk oturakları var. Baby Max'lar var. Yine böyle. Az kullanılmışı da var. Çok eski olanı da var. Çeşit çeşit. Bak mesela çocuk arabası var şöyle.
böyle kutusunda olup hiç açılmamış olanlar var. Şöyle çocuk evi var, üstünde malzemeleri var. Bu bizim kızımın Tuana'nınkinin aynısı, ona doğum gününde almıştım. Onun aynısı. Hani içinin malzemeleri aynı mı bilmiyorum ama benim kızım aldığım da aynı böyle. Kaç euroymuş? 39 euro. Çok da fark yok. Ben de 70 euroya almıştım içinin setiyle birlikte. Fark yok derken işte neredeyse yarı yarıya. İçinde böyle bir bölümü de var. Bunlar da normal sıfır oyuncaklar. Böyle kitap yeri de var. Böyle mobilya bölümü de var. Modası bayağı geçmiş bunların. Biz çıktık geri. Dediğim gibi içeride aşırı kalabalık vardı. Çok da bir şey anlamadık. Biraz gezindik, bize değişiklik oldu. Şimdi geri evimize gidiyoruz. Orada da şey vardı, kahve vardı, otomat. Oradan kahve aldık. Dışarıda kahvemizi içip arabaya binip yola devam. Şöyle kahvemizi içerken şu adamı gördük. Adam resmen suyla, hortumla duvarları yıkıyor. Hani burada pek görülmüş bir şey değil bu. Özendim tabii. Çok hoşumuza gitti. Adam hortumla yıkıyor. Benim de eve şöyle bir su tutasım var yani adam gibi. Ayşe'nin de dediği gibi çok özendim. Çok hoşuma gitti. Gece evde uyumayan herkesi deliye çeviren kızımın güzel anları. Ha, kurban olurum senin. Eviniz yok mu sizin uyumak için? Yok. Ha, yok. Diyor ya Dilber, evin yok mu? Tuana, evin yok mu? Kurban olurum, gel dizime yat. Doktora gidiyorduk. Saatin dolmasını bekliyorduk aslında biraz dışarıda. Etrafı gezdik işte biraz. Doktor aradı. Bugün orada değilmiş. Kontrolümüz bir sonraya kaldı. O yüzden şimdi eve gidiyoruz biz de. Eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.